değerli dostlar. Hepiniz Spastik Yemir ekranlarına hoş geldiniz. Sizlerle beraber Saltanat Selçuklu maceramıza devam ediyoruz. En son Viyana şehrine Venedikli generaller tekrar kuşatmışlardı. Ve biz de bu kuşatmayı kaldırmak için, bu kuşatma karşısında kalemizi dimdik ayakta tutabilmek için desteğe gidiyorduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, burada bulunan generallerden birisi eksik. O birisini ben iki bölüm önce haklamıştım. Lakin kayda almayı unutmuş olduğum için sizler göremediniz. Varsın olsun ee, bu arada arkadaşlar kral Venedik şehrine doğru yola çıktı. Ee, kral Venedik şehrine doğru yola çıktığına göre burayı kuşatan sadece 70 askerlik bir eleman kaldı. Sanırım diyecektim ki o 70 askerlik eleman da gitti. Müsaadenizle Viyana şehrine gidip buradan erzak alalım arkadaşlar. Niçin erzak alıyorum? Şu sebepten dolayı. Çünkü Erzak sıkıntısı çekiyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi geçen bölümlerde buğday yağmaladık geçtiğimiz bölümlerde Hani e, yiyecek sıkıntısından artık askerlere buğday yediriyoruz abi düşün yokluğun o derecesi birazcık Viyana şehrinde burada biraz bekle diyeceğim Bran kalesini kurtarmıştık en son kuşatmadan daha sonra hemen Viyana şehrimize yetiştik bu bölgeleri elimde tutmak istiyorum e, bu arada arkadaşlar hemen şurada bulunan Rizi köyümüz yağmalanıyor ufak bir düşman grubu tarafından hemen gidip yardım edelim Rizi köyüne diyecektim ki eleman kaçtı yani 29 tane askeriyle zaten bunun e, hızlı gitmemesinin imkanı yok Selanik yakınlarında ufak bir düşman grubu abi her taraf düşman kaynıyor artık her taraf düşman kaynıyor yani savunma savaşı üzerine oynamaktan vazgeçmeli ve birazcık da olsun saldırı savaşına yönelmeliyim diye düşünüyorum Bu arada kamera iyi durumda sanırım ee, buranın askeri birliklerini arttırabilir miyim Burayı arttırmak istiyorum çünkü arttırmam gerekiyor. Ee, aksi takdirde burası gerçekten şamar Şamaroğlan'ına dönecek ve hani gelenin gidenin haddi hesabı olmayacak. Gelecek abi 5 tane daha adam gelecek 10 tane daha adam gelecek. Ben buranın savunmasını güçlendirmek istiyorum. 75 kişi de az bir rakam değil yani sonuçta. Ee, tamamdır Fendrail köyüne gidip yeni bir ordu toparlayalım arkadaşlar. Ee, Viyana şehrinde ufak bir düşman grubu. Artık Viyana şehrine sataşmaktan vazgeçseniz birader ha. Ne güzel olacak biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar şuradan e, Bran Kalesi'ne doğru yönelelim. Çünkü Bran Kalesi de bizim kırık kalelerimizden birisi. Kırık kaleden kastımın ne olduğunu biliyorsunuzdur. E, savunması düşük arkadaşlar bu kalemizin. Bu kaleye de savunmaya yönelmeliyiz. Venedik keskin nişancıları, Bizanslı çavuşlar. Oh oh iyi durumdayız abi iyi durumdayız. Problem yok. Şimdi e, Guna yanıma almak istiyorum. E, Gulam atlılarının yanımı aldıktan sonra kiralık kılıç, balkan kahramanı, e, öne piyadeleri bir koyalım arkadaşlar. Kılıçlı paralı asker, Haçlı şövalyesi, a, Bizanslı şövalyeleri de yanıma alacağım çünkü. Kılıç kardeşi Abbas Memlük. Full atlılarla gezeceğim abi. Ama öne piyadeleri alayım istiyorum. Bizanslı piyade, papa muhafızı. Tamam artık okçulara da geçebiliriz. Haçlı nişancısı filan köle kıran Balkan savaşçısı köle kıranı alırım abi çünkü köle kıran da e, bildiğiniz gibi atlı bir birim atlı birimleri alıyorum e, çünkü artık akımlar düzenleyeceğim arkadaşlar gün akın günüdür artık yani elemanların e, saldırmasından ben sıkıldım yani elemanlar saldırıyor biz savunuyoruz abi bu kısır döngüye bir son vermemiz gerekiyor bu kısır döngüye nasıl son vereceğiz e, hemen Atlılarımızı alacağız arkadaşlar. Yeni atlı askerler basacağız. Bu aldığımız atlılarla altımızdaki atlı askerlerle gidip ortalığı fethedeceğiz yani yapacak başka bir şey yok gidip fethedeceğiz. Fetihlere başlayacağız bakalım. Ee, 75 tane atlı askerim var şimdilik yeterli. Bran kalesinde de savunma olmuş oldu 61 kişi. Hani çok aham şaham değil ama olsun yine de bir ordumuz bulunmuş oldu bu arada. Ee, İbriyen köyü yakınlarında düşman grubu diyor Şurada ne var 65 tane kelle avcısı var Ben bunu yakalayıp kesersem Benim hayatım kurtulur ki altı hızda yakalamamam imkansız Orduyu yakalayalım arkadaşlar Ellerinde bulunan 60 tane köle avcısını Kurtaralım Onları da ordumuza dahil edelim Geçen bölümde yaptığım gibi bu kelle avcılarını Orduma dahil etmeyi ihmal etmeyeceğim 65 tane ne demek abi 65 tane beleş asker yani Düşünün ki karşıdakiler de zaten o kadar zorlayan bir birlik değil yani bunları biz 2 dakikada deşer dağıtır alırız arkadaşlar. Bu arada geçtiğimiz bölümlerde işte geçmişte oynadığımız oyunlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Seksek'tir, ondan sonra Saklambacıdır Körebesidir ipin içinde körebesidir ipin içinde körebenin çıkışını da anlatmıştım. Ya çıkışını anlatmadım aslında bizim nasıl kullandığımızı da anlattım. Ee, bakalım bu maceramızda sizlere nelerden bahsetsem onları şu an kafamda toplamaya çalışıyorum. Bunların nasıl 65 tane kelle avcısını esir aldığını hala düşünemiyorum arkadaşlar ya. Nasıl aldınız abi 65 tane kelle avcısını? Gerçekten inanamıyorum yani köle kralını da at abi al kelle, kelle avcısını. Abbasi memlük Paralısı var. Tımarlı Türkmeni de at. Al abi. Yeter ya 55 tane adam neye yetmiyor. Gidelim şimdi biraz köy yağmalayalım. Asker çeşitliliğinden arkadaşlar. Besin çeşitliliğinden şey olsun. Köre kılan. Köre, köle avcısından sonra köle kıran oluyor. Dilim dönmüyor bu arada bazen. Neyse şimdi şey yapalım arkadaşlar. Gidelim böyle birkaç Abbasi köyü yağmalayalım. Nasıl olsa hızımıza hız abi. Kimsin sen? Abi sen benden kaçabileceğini mi zannediyorsun? General Laroukian. Abi ben General Larouke'nin ismini ilk kez duyuyorum ya sanki Yok ilk kez duymuyormuşum Düşman ordusu Drazo kalesinde Düşman ordusundan kastı elbette ki papa Beyler yürüyün Beyler yürüyün Akan ediyoruz abi Şurada bir dombura marşı çalacak dındırı dındırı. Abi oyunun müziklerinde çalıyor Evet arkadaşlar çalıyor ama çaldıktan sonra da ee, Telif düdükleri sizin için çalıyor telif hakkı yememek için çalamıyorum yani yanlış anlamayın. Neyse abi bugün bahsedeceğimiz konu ne olsun onu bir kararlaştıralım. Ya arkadaşlar şu zombi temalı oyunların bir sonu var mı ya? Siz biliyor musunuz acaba? Ben daha önce çok fazla zombi temalı oyun oynadım ki zombi temalı oyunların da zombi temalı filmlerin de hastasıyım gerçekten. Bunların bir sonu var mı abi yani? Sonunda ne oluyor? Bana söyleyebilir misiniz? İnsan ırkı yok mu oluyor? Yoksa hani ne oluyor? Bir, bir, bir şekilde bu hastalık yeniliyor, bu hastalığın önüne mi geçiliyor? Ve her filmde klasik zombiyi izleyemiyoruz abi yani her filmdeki zombi bizim izlediğimiz klasik zombi olmuyor. Klasik zombi dediğin nedir abi? Yavaş koşar, et yer işte güneşten etkilenmez, zarttan zırttan etkilenmez falan... Benim bildiğim klasik zombi budur. Yani bir ton zombi çeşidi türemiş işte. Hani Left 4 Dead'den de... Left 4 Dead nasıl söyledim onu ya? R'ye nasıl uzattım? Left 4 Dead'den de aşina olduğumuz şeyler var arkadaşlar. Böyle hani e, gelişmiş zombiler var. Bu gelişmiş zombileri pek görmeye aşina değilim. Ama standart zombilere hasret kaldım. Yani artık böyle zombi olayı öyle bir abartıldı ki. En çok merak ettiğim şey şu. Bu zombi filmlerinin sonunda ne oluyor abi? Ne oluyor yani tamamdır salgın başlıyor zombiler dünyayı yavaş yavaş ele geçirmeye yavaş yavaş istila etmeye başlıyor. Tamam baboş eyvallah. e daha sonra ne oluyor peki? Dünyayı yavaş yavaş istila ediyor insanlar buna karşı direniş gösteriyor. İnsanların sayısı çok azalıyor. Minimum sayıya düşüyor insan sayısı. Zombiler her yerde işte ee, çok fazla güvenlik önlemiyle gezmek zorundasın şudur budur falan. Tamam abi hepsine tamamım ben hepsine okeyim tamam da. Peki daha sonra ne oluyor arkadaşlar böyle hani ee, nasıl yaşamlarını sürdürüyorlar? Ben oturdum, üşenmedim, işsiz olduğum için bunu düşündüm abi. Kayseri Kalesi yakınlarında düşman grubu diyor. Emir'in köyü İbdeles. Her yer yanı tutuşuyor. Ne oluyor abi? Abbasiler ani akına mı çıktı? Ne yaptı? Abbasiler ani akına çıktı anlaşılan. Emir Ulusimya. Ya kanka siz yağmalayın ben de sizi yağmalayacağım zaten. Hiç affetmeyeceğim de sizi. Ee, yağmalanacak köy bıraksaydı Melik Bey. Kesin burayı Melik Kılıç arslan vuruyor var ya. Adana Kalesi yakınlarında ufak bir düşman grubu neredesin abi? Kesin buralara Melik Kılıç arslan vuruyor. Uzga köyü Uzga köyüne vurmuşumdur umarım. Aynen Uzga köyüne vurmuşum. Sen buraya bir saldır, burayı bir infaz et. Yani arkadaşlar gerçekten merak ediyorum ben insanlık hani e, yaşama devam ediyorsa nasıl devam ediyor ne şekilde devam ediyor yani zombiler dünyayı istila ediyor hani insan ırkı tamamen yok mu oluyor ne oluyor abi hiçbir zombi filminin ben sonunu göremedim. Yani sonunu getirdiklerini görmedim abi adamlar zombi filminin sonunu getirmiyor getirmiyor abi yani zombi filmi dediğinin bir sonu olmalı çürümüş tavuk at çürümüş tavuğu ya. Zombi filmi dediğinin bir sonu olmalı. Peki nedir bu, bunun sonu yani? Onu merak ediyorum. Bileniniz varsa bana söyleyebilirse sevinirim arkadaşlar. Bu arada ee, Elbileye Noyan'a yardım edelim. Hemen Mahmud'u doğrayalım. Aradan çıkartalım. Maraçel olmadığımız için bizim sözümüzü dinlemeyecektir. Ama bizdeki ordu komple atlı ordu. Mahmut'un içinden girer dışından çıkarız abi yani. Bu kadar diyorum ben. Eee... Budur yani abi olay zaten Resident Evil serisini izleyenler varsa bilirler 5'i gerçekten çok efsane bitirdiler yani çok merak edici bir şekilde bitirdiler Ama ve lakin ee, spoiler geliyor 5. filmin içine sıçmışlar Gerçekten senaryo olarak içine sıçmışlar Hani böyle e, filmin teması zombiden mutasyona kaymış böyle mutanta kaymış Bir şeyler olmuş yani tamam T virüsü falan filan eyvallah abi e, insanları zombi yaptı zart zurt Yaratıklarda da e, hani şu büyük yaratıklarda Umbrella şirketinin şemsiye şirketinin eee operasyonel bölümünden kaçtı. Tamam. Ama 5. filminde gerçekten abi hani konu sapmış. 4'ten çok ayrı yerlere çekilmiş konu abi. Ben birazcık şaşırdım açıkçası ama 5'i efsane bitirmişler işte. E, spoiler vereceğimi söylemiştim zaten. 5. filmde ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. İnsanlık beyaz saraya sığınıyor. Biraz, beyaz, beyaz sarayın etrafına sur çekiyorlar. Tanklarla devreye geziyorlar falan. İnsanların sığındığı son yer, canlı türünün sığındığı son yer o beyaz sarayın bulunduğu bölge arkadaşlar. Ve e, bu bölgeye de şu kızıl kraliçe ismindeki bilgisayar e, yaptığı mutantları yolluyor, zombileri yolluyor falan filan yani acayip bir şekilde bitti. Ben o filmin sonunu merak ediyorum şimdi. Yani altıncısını merak ediyorum. Daha çıkmadı. 2004'te vizyona gireceği söylendi ama e, vizyona girmedi henüz. Sanırım 2015'e ertelendi. Ben de tam olarak bilmiyorum. Sadece sağdan soldan forumdan okuduğum kadarıyla söylüyorum. Yani abi merak ediyorum açıkçası nasıl bitecek. Nasıl biteceği geçtim. Resident Evil'ın eğer birinci bölümünü izleyen varsa Orada bir tane Nemesis var arkadaşlar. Bu Nemesis'e ne oldu arkadaşım? Bana biriniz bunu açıklayın ya. Bu Nemesis'e ne oldu aga? Nemesis'i biliyorsunuz herhalde arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim böyle. Ee, robo ya Robotumsu bir şey tamam mı? Mutantumsu bir şey böyle. Zırhlı mırhlı hayvan gibi öküz gibi bir şey. E, birinci filmde bu birazcık rol alıyor. E, son zamanlarında rol alıyor işte. Nemesis gündeme geliyor. Nemesis programı falandır şudur budur. İşte... Ee... Alice'e yardım ediyor. Filmin baş karakterine yardım ediyor bu Nemesis. E ondan sonra ortalarda bir daha gözükmüyor abi. Yani zombilerin arasında kalıyor. Şimdi bu koskoca Nemesis dediğimiz elemanı. Koskoca Nemesis'i. Zombiler mi yedi? Ben zombilerin yiyebileceğini zannetmiyorum abi. Nemesis sadece yumruğuyla böyle zombileri mahveder. E zombi dediğini deler biçer geçer. Ama abi e, yani insanlar da buna saldırmadı. O Nemesis'e ne oldu? Onu merak ediyorum ben. Nemesis'e ne oldu arkadaş? Bana bunu söyleyin. Ne oldu kardeşim bu Nemesis'e ya? Şimdi bak ufaktan aklıma bir şeyler geliyor ama bunun olma ihtimali de var, olmama ihtimali de var arkadaşlar. Şehrin misilleneceğini söylüyorlar ve şehre büyük bir atom bombası düşüyor. Belki bu atom bombasının düşme esnasında Nemesis yok olmuş olabilir. Oradan emin değilim. Ama Nemesis'in oradan kaçacak zamanı vardı arkadaşım. O Nemesis dediğimiz şeyi biliyorsunuz arkadaşlar böyle bir Nemesis programı hani sağ elinde taramalı sol elinde bazooka falan filan böyle öküz gibi hayvani bir şey. Yani abi bilemiyorum Nemesis'in oradan gerçekten kaçacak çok zamanı vardı birinci filmde. Ne oldu bu Nemesis'e? Soruyorum size yapımcılar. Nemesis'e ne oldu? Yani 6. filmde mi oynatacaksınız abi hani Nemesis o şehirden uzaklaştı bir kasabaya gitti zombileri yok etti hani o kasabada insanlığın yaşamını sürdürmesini sağladı insanlığın tek umudu beyaz saray gibi gözükürken meğersem bir umudu daha varmış falan filan tarzında ne yapacaksınız yapımcılar bana onu söyleyin ya bana onu söyleyin adam yerine koyarlar da yani adam yerine koymalarından kastım arkadaşlar Allah aşkına bir oyun kanalı yani tutup da Resident Evil filminin yapımcısı bana senaryosundan mı bahsedecek abi hiç zannetmiyorum. Ama merak ediyorum doğrusu. Tamam şimdi de ölülerini soyup tamam kanka sen de sapık çıktın. Ölülerini soy falan filan sen takıl kafana göre ya. Abi ortalamanın üstünde ne? Ortalamanın üstünde ne? Dünya kadar savaşa girdik çıktık. Yani item'ımız falan da bol. Hayırdır sorun ne? Tancuzat Köyü. Tancuzat Köyü'ne dalmam abi. Tazcun atmış pardon. Ee, şimdi arkadaşlar. Bu şarat yakınlarında ufak bir düşman grubu fark etmez. Ee, gördüğünüz gibi ordularını bulup bulup ordularını vuracağız abi. Partim Mavittiköy tarafından fark edildi. Fark etmez ya yani fark edilse de sıkıntı olmaz. Şurada bir kayıt alalım arkadaşlar, müsaadenizle kaydı kontrol edelim. Bu arada o zombilerle alakalı sorum hala geçerli. Gerçekten çünkü cevabını merak ediyorum. Aa bu arada kamera ufaktan kaymış. Umarım fazla kaymamıştır. Yani. O zombilerle alakalı kısmı gerçekten merak ediyorum arkadaşlar ya. Bu işin sonu nereye var ya? Hani Nemesis'e ne oldu? Bu işin sonu nereye varacak? Merak ediyorum ya. Şu filmi bir çıkarın artık da izleyelim ya. Bu zombi filmlerinden gerçekten çok ekmek yendi arkadaşlar ve çok ekmek yeneceği de benziyor. Çünkü zombiler her yerde kullanılabiliyor. Adamlarda telif hakkı denen bir şey yok çünkü. Yani ölü ölüde neyin telif hakkı olacak abi? Gidip telif isteyemiyorsun ki. Yani ölü gözüküyorsun arkadaş. Ölüleri kullanıyorsun. Bu da bir yöntem yani. Buradan daha ekmek yenir de. Ya klasik zombi temasını değiştirip böyle işin içine yani mutant falan katılınca ben ne bileyim pek zevk alamıyorum arkadaşlar. Ya zombi dediğin klasik olacak arkadaş. Hani aynı böyle Project Zombi oyunundaki gibi olacak zombiler böyle. Yine mi Bran Kalesi? Abi ben Pres Prens Kalman'ı dövmedim mi? Dövdüm. Akıllanmıyor adam. Gerçekten akıllanmıyor. Yani abi şimdi proje Project Zomboid'deki gibi olacak. Zombi oyunu dediğin, zombi filmi dediğin öyle olacak. Zombiler standart arkadaşım tamam mı? Moronlar, beyinsizler, tek ihtiyaçları olan et, kanın kokusunu alıyorlar. Zart tur. Tamam amenna işte kalabalık geziyorlar falan filan. Silah sesine geliyorlar, sese duyarlılar. Yani bu tarz şeyler arkadaşlar. Klasik zombi dediğim budur. Hani Project Zombi sıkıyorsa bir eline tabanca al tara ortalığı. Ne yaparlar seni? Gelirler paramparça ederler. Parça pinçik ederler yani. Ee, tutup da zombilere özellik eklemenin balta malta eklemenin alemi nedir ya? Hele o Resident Evil'ın 5. filminde. Vay arkadaş yani ordu geliyor abi ellerinde keleşle zombi var lan. Adamın elinde A47 var, adamın elinde Kalashnikov var, bazuka var ve adam zombi senden benden iyi sıkıyor ya. Ben kendi nişancılığımdan utandım. Counter oynuyoruz, dağ taşı tarıyoruz. Koy o zombi oraya. Tak 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 sıkıyor abi yani zombi sıkıyor. Yani zombi teması ben böyle bir zombi teması görmedim. Orta büyüklükte bir düşman grubu diyor. Ne oldu? Pire, şey de mi geldi? Ee, şurada biraz bekleyelim arkadaşlar müsaadenizle. Tuttum oğlum seni bekle. Eve mi geldiler? Ee, arkadaşlar bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Benden bugünlük bu kadar. Sorumun cevabını bekliyorum. Zombi temalı filmlerin, zombi temalı oyunların sonu neyle bitiyor? Bunu merak ediyorum gerçekten. Hani e, zombiden, zombilikten bu virüsten etkilenmeyen bir bölge var. Oraya mı kaçıyorlar? İnsanlık tüm zombileri mi temizliyor? İnsanlık mı yok oluyor? Gerçekten aklımı kemiriyor bu soru. Nemesis'e ne oldu? Bunu merak ediyorum abi. Nemesis'e ne oldu ya? Bombada patlamasın arkadaş. Rica ediyorum ya. O kadar şey o güçte bir şey bombada patlamasın aga. Kenara köşeye kaçsın ki bombaya patlamasına ya daha çok zaman vardı yani. Adam orada böyle uçaktan atlayan takır takır zombilere sıkarken ağzına sıkacak kurşunu kalmıyor kafasına. Orada Nemesis yardırır kaçar yani abi. O Nemesis'in e, kullanılması lazım film altıda. Ama bilmiyorum. Nemesis'e ne oldu? Zombilerden sonra insanlığın sonu ne olacak? Ben şu oyuna bir türlü odaklanmayı beceremiyorum. Ne zaman sağa solu konuşmayı kesip oyuna odaklanacağım? Bu sorularınızın cevabını bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olursanız da videolarımdan daha rahat haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Esen kalın.